Evet dostlarım, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bakın, dün akşam saatlerinde Türk Minecraft efsanesi YouTube kanalında uzun bir süre sonra bir video yükledi. Bu videoyu tahminime göre hepiniz izlemişsinizdir. Ben birazcık geç gördüm. Sabah uyandığımda gördüm ve aslında bu videoyu görmem her şeyi bana bir anda göstermiş oldu. Hatırlar mısınız? Bakın şu anda ekranda görüyorsunuz. Türk Herobrine'in evinde ben bir gece geçirdiğim bir video yapmıştım. Ve dostlarım, Türk Herobrine'in orada bize ihanet ettiğini görmüştük. Yani ekranda şu anda bakın görsellerini görüyorsunuz. Onun böyle evine girmiştik ve evinin altında bir oda vardı. Benim orada böyle korkunç fotoğraflarım vardı. Türk Herobrine aslında yani bana ihanet etmişti. Ben onu orada koynumuzda yılan beslediğimizi düşündüm. Ama aslında dostlarım, bunları Türk Herobrine yapmamış olabilir. Bunu belki de Türk Minecraft efsanesi yapmış olabilir. Çünkü bakın, şu anda bakın Türk efsanem adında bir video yükledi Türk Minecraft efsanesi dün gece. Bu videoda dostlarım direktman Türk Herobrine evinin alt katındaki odada başlıyor. Bakın videoyu bir izleyelim öncesinde ve sonra teorilerimizi yapacağız. Ama tahminlerime göre Atakan'ın günahını aldık dostlarım. Atakan'a koynumuzda yılan beslemişti dedik. Türk Herobrine seni bağrımıza bastık dedik. Ama dostlarım aslında bunları yapan kişi Türk Minecraft efsanesiymiş. Bakın videoyu bir izleyelim. Ondan sonra zaten teori yapacağız. Bak videonun dostlarım başta Türk efsanemi. Direkt bakın videoda benim fotoğraflarımı görüyorsunuz. Videoyu başlatıyorum. Direktman başlatıyorum. Burayı hatırladın mı Doğralı? Bakın dostlarım, burayı hatırladın mı bu arada diye soruyor. Burası neresi? Türk Herobrine evindeki alt kat dostlarım. Bakın o videoyu mutlaka izlemediyseniz izleyin. Şu anda çıkan kartlar da var. Türk Herobrine evinin alt katındaki o gizemli oda, korkunç oda. Benim fotoğraflarım bulunduğu oda. Bakın dostlarım, videoda Türk Herobrine var. Bir videoyu bir izleyelim. Çok heyecanlıyım şu anda. Çok fazla heyecanlıyım dostlarım. Burayı hatırladın mı Doğralı? Ben biraz yaramazlık yaptım. Bakın dostlarım, ben biraz yaramazlık yaptım diyor ve bakın şu anda belki parlaklıktan tam olarak göremiyorsunuz ama burada Türk Herobrine var. Yani aslında belki de Türk Minecraft efsanesi Türk Herobrine'in kılına girdi ve bu şekilde bizi trolledi dostlarım. Yani çünkü mezardan çıkmayı başarmıştı Türk Minecraft efsanesi, hatırlayın. Codman sunucusundan kurtuldu, Harkos'tan kurtuldu ve yaptığı ilk iş galiba direktman Türk Herobrine'in dünyasına, sunucusuna girip beni trollemek oldu. Çünkü bakın burada Türk Herobrine böyle yatırılmış bir şekilde duruyor. Ben birazcık şımarıklık yaptım falan filan diyor videoda. Allah cezanı versin Türk Minecraft efsanesi, bıktım artık senden. Bir de seni çok özledim. Dostlarım bir de diyor ki seni çok özledim diyor. Ulan özleme beni kardeşim. Artık peşimi bırak ya dostlarım. Gerçekten artık peşimi bıraksın. Gerçekten bu Türk Minecraft efsanesinin beni peşimi bırakması gerekiyor. Devtabıkta durmaktan çok sıkıldım ve sana şaka yapmak istedim. Bu dünyada. Bakın dostlarım, ne zamandır tabutta durmaktan çok sıkıldım ve sana şaka yapmak istedim diyor. Bakın burada Türk Herobrine var dostlarım. Bu bildiğimiz Türk Herobrine yani ve bu oda dostlarım Türk Herobrine'in evinin altındaki oda. Ekran tekrardan bakın görüyorsunuz, ben bu odaya girmiştim. Bu odada benim çok korkunç fotoğraflarım vardı, seni öldüreceğim falan filan yazıyordu ve bunu Türk Herobrine yaptı sandık. Ama aslında adamın, Atakan'ın günahını aldık dostlarım. Bunu yapan kişi Türk Minecraft efsanesi, %100 eminim. Bu dünyada sadece bir tane Türk efsane var. Bu dünyada sadece bir tane Türk efsane var. O da Boralo. Oo, bu güzel laf dostlarım, bu çok güzel laftı. Bakın burada bile dostlarım aslında dediği şey, bakın bu dünyada sadece bir tane Türk efsane var diyor. Yani Türk Herobrine belki de Türk Minecraft efsanesi sevmedi ve bu yüzden ona zarar vermek istedi. Ve bunu gerçekten çok iyi bir şekilde başardı. Biz Türk Herobrine yani Atakan'ı dostlarım kaç haftadır linçliyoruz. Yani bana saldırdı, bana ihanet etti vesaire diye. Ama aslında belki de bunları o yapmadı. O da ben. Bakın dostlarım burada da bak, videonun şurasında şöyle bir şey oluyor. İzleyin bakın tekrardan. Bak. Bir tane Türk efsane var. O da ben. O da ben diyor dostlarım ve bakın. Burada duran kişinin yani Türk Herobrine'in suratı TRMC'ye geçiyor. Bakın şu anda zoomlayalım burayı, parlaklığı açalım. Bakın dostlarım burada duran kişi Türk Herobrine değil ve bir anda bakın suratı Türk Minecraft efsanesine dönüştü. %100 eminim bakın. Gerçekten eminim. Yani Türk Minecraft efsanesi Türk Herobrine ise cezalandırılmalı. Bakın burada diyor ki Türk Herobrine efsanesi cezalandırılmalıydı diyor ve bakın ekranı tekrardan parlaklığını full'e getirelim. Bakın dostlarım burada görüyor musunuz? Tam olarak şu kısımda Türk Herobrine var. Bakın tam olarak bu kısımda. Tam şurada Türk Herobrine var. Yani aslında belki de dostlarım ben Atakan'ın sunucusuna girdim. Atakan'ın evinde gizli bir gece geçirmeye çalıştım ama aslında o evin içerisindeki kişi Türk Minecraft efsanesiydi. Belki de Atakan'ı bir yere kapatmıştı. Belki de Türk Herobrine'i bir yere kapatmıştı ve onun kılığına girerek beni trollemişti. Benim Atakan'ı kötü birisi gibi görmemi sağladı. Belki de bunu yaptı dostlarım. Herobrine ise cezalandırılmalı. Cezalandı Türk efsane var. O da ben. Yani Türk Minecraft efsanesi Türk Herobrine ise cezalandırılmalıydı. Bakın dostlarım, Türk Herobrine ise cezalandırılmalıydı diyor. Yani niye cezalandırılmalıydı? Çünkü Türk Minecraft efsanesi onu kıskandı dostlarım. Olay tamamen bu bakın. Bunu ben yaptım. Bunu ben yaptım diyor ve bakın burada Türk Herobrine net bir şekilde görebiliyoruz. Yani Türk Herobrine belki de bu odada bir yerde mahsur kalmış olabilir. Bu odamızda zaten buna bakacağız. Atakan'ın sunucusuna girmeye çalışacağım. Eğer Atakan'ın sunucusu açıksa, şu an denemedim, açıksa Atakan'a yazmaya çalışacağım ve dostlarım Türk Herobrine'in sunucusuna gireceğim. Ve Atakan'ı kurtarmaya çalışacağım. Belki de Türk Minecraft efsanesi Atakan'a çok büyük zararlar verdi. Atakan'ın namını karaladı dostlarım.
Şimdi ise sıra sana geçti. Bakın şimdi ise sıra sana geçti diyor ve bakın burada benim fotoğraflarımı Türk Minecraft efsanesi yapmış dostlarım. Şu tipime bakın, beni böyle korkunç yapmış, çarpı falan işaretlemiş. Yani adam bizimle uğraşmaya devam ediyor. Seni bu güzel evde bekliyor olacağım Doralov. Bakın dostlarım, burası Türkiye ben. Bir dakika. Burayı, ben bugün burasını görmemiştim. Dostlarım bakın ne diyor? Bu ev hangi? Bu ev kimin evi dostlarım? Biliyorsunuz bu ev kimin evi? Türkiye benim evi. Seni bu güzel evde bekliyor olacağım dedi. Bir dakika. İşte seni bu güzel evde bekliyor olacağım Doralov. Dostlarım Türk Minecraft efsanesi şu anda Atakan'ın sunucusunda. Bakın bu evin içinde. Burası Türk Urban'ın evi. Türk bayrağına bakın. Bu evde gizlice bir gece geçirmeye çalışmıştık. Ulan Türk Minecraft efsanesi. Ulan Türk Minecraft efsanesi. Dostlarım bu sefer bakın çok hazırlıklıyım. Bu sefer içinden geçeceğim. Bu sefer benden kaçamayacak. Arda senden çok daha güçlüyüm Türk Minecraft efsanesi bak. Bu sefer benden kaçamayacaksın. Çünkü senden çok daha fazla güçlüyüm. Arkam çok sağlam. Arkamda Bobby var, Anna var, Kevin var, ekibim var. Senin ise artık yapayalnızsın. Kimse yok. Ve bugün inanın bana dostlarım, Türk Minecraft efsanesini paramparça edeceğim. Şimdi galiba yapmam gereken tek şey, Atakan'ın sunucusu açık mı yoksa değil mi buna bakmak. Umarım açıktır. Dostlarım size manyak bir haberim var. Hem de manyak bir haberim var. Sunucuya girdim. Atakan'ın sunucusu açıktı ve sunucuya girdim. Bakın en son kaldığımız yer burası. Hatırlayın burayı. Burayı hatırlayın dostlarım. Biz Türk Urban evinde gizli bir gece geçirdiğimiz videoda buraya inmiştik. Ve burada Atakan bizi tehdit etti sanmıştık. Ama o Türk Minecraft efsanesiydi. Ben biliyordum. Hissetmiştim. Ve sonra Bobby'den yardım istemiştim. Ve TRMC'ydi galiba. Türk Urban o değilse, TRMC kılığına girdiyse. Bir şekilde birisini yamulttuk dostlarım. Ya Türk Minecraft efsanesini yamulttuk. Ya da Türk Urban'ı yamulttuk. Ve sonra sunucudan çıkmıştım. Bakın Atakan'ın sunucusu açıktı ve direkt giriş yapabildim dostlarım. Peki şimdi ne yapacağım? Türk Minecraft efsanesi zaten beni bu eve çağırmıştı. Yani burası Türk Urban'ın evi. Videonun sonunu hatırlayın. Beni seni güzel bu evde bekliyorum diyerek bu eve çağırmıştı. Ama burası zaten o ev. O evdeki alt kat. Yani Türk Minecraft efsanesi herhangi bir yerde olabilir dostlarım. Herhangi bir yerde olabilir. Bir dakika, buranın çıkışı neredeydi? Çıkış. Kapı var. Kapıyı açamıyorum. Bir dakika dostlarım, bu yine ne planlıyor? Bu Türk Minecraft efsanesiyle ne planlıyor? Çıldıracağım. Kapıyı açamıyorum dostlarım, açılmıyor. Blok da kıramıyorum ki. Dostlarım. Bakın burada seni şu an çok karanlık olduğu için belki göremiyorsunuz ama burada seni öldüreceğim yazıyor. Benim burada korkunç fotoğraflarım var. Bakın Türk Urban'da çektiğim videolardan alınmış fotoğraflar bunlar. Bakın burada Buse Admin var, üzerine çarpı çekilmiş. Yani bunların hepsini Türk Minecraft efsanesi yaptı. Buna emindim. Bir dakika, videoda bir delik vardı. Dostlarım videoda bir delik vardı. Türk Minecraft efsanesinin yüklediği videoda bir delik vardı. O delik ne taraftaydı? Bir dakika. Dostlarım burada bir yerde bir delik olabilir. Bakın belki orada Türk Urban vardır. Burada. Dostlarım delik burada. Burada. Bakın şu anda ekranda görüyorsunuz Türk Minecraft efsanesinin az önce izlediğimiz videosunda bir delik vardı. O deliğin içerisinde Türk Urban vardı. O delik bu delik dostlarım, işte bakın bu delik. İçeride yok ama dostlarım içeride şalter var, bekleyin. Şalter var. İçeride şalter var, bir dakika. Onu nasıl çekeceğim ki oğlum ben? Dostlarım bakın şurada bir şalter var. Vallahi bir şalter var. Bir dakika, sunucudaki kişi sayısını görebiliyor muyum? Hayır, göremiyorum. Dostlarım kapatmış. Şu an sunucuda kim var kim yok göremiyorum. Belki de şu anda Türk Minecraft efsanesi sunucuda ve beni bekliyor. Belki de şu anda giriş yaptı. Bilmiyorum. Ama bize bir şey hazırladığı kesin. Ve Türk Urban'ın, yani Atakan'ın can dostlarından bir tanesi olan Atakan'ın namını karalamaya çalışıyor. Buna izin vermemeliydik. Benim aklıma gelmeliydi bu. Sunucuda olduğunu biliyorum TRMC. Madem tek Türk efsane sensin, diyor ya dostlarım videosunda, ben tek Türk efsaneyim. Madem tek Türk efsane sensin, en güçlüsün. Öyle düşünüyor dostlarım, öyle söylüyor. Çık karşıma, kapışalım o zaman dostlarım. Bakın ben hazırlıklarımı yaparak bu sunucuya girdim. Çık karşıma, kapışalım o zaman. Gel kapışalım, hadi gel o zaman, neredesin? Çık karşıma, çık. Karşıma çık oğlum. Dostlarım sohbete yazı yazdım, belki görür ve cevap verir, bilmiyorum ama orada bir şalter var dostlarım. Benim bu şalteri çekmem lazım bakın. Ama buradan çekemem ki o şalteri. Yani bakın F5'te şöyle baktığınız zaman oradaki şalteri şu an zoomlayalım, görebiliyorsunuz. Ama o şalteri buradayken nasıl çekebilirim bilmiyorum. Tahminlerime göre o şalteri çektiğim zaman belki de bu odadan çıkabileceğim. Türk Minecraft efsanesinin bize nasıl sürprizler hazırladığını şu an bilmiyorum dostlarım. Ama bu sefer ona acımayacağım bakın. Yemin ediyorum acımayacağım. Şu şalteri benim bir şekilde çekmem lazım. Bir dakika, şu an denesem çekebilir miyim acaba? Görüyorum buradan. Yok dostlarım çekilmiyor ki, mümkün değil ya. Dostlarım mümkün değil, göremiyorum ki bile yani bakın. Çektim. Ha! Çek, ne oluyor lan? Aa! Öleceğim. Hayır. Oh! Dostlarım, bir dakika, burası Türk Urban evi değil, tuzak. Tuzak burası dostlarım, tuzak. Burası Türk Urban evi değil. Aynı, bakın aynı mekanı yukarı tavaya bir şey yapmış. Şalteri çektiğim anda altındaki tüm tahta blokları aşağı düştü. Burada tabelalar var. Beni bulman için mesai harcaman gerekecek. Hoş geldin Boralo. Seni çok özledim. Türk Urban'ı oynamak
Çok zevkliydi. Bakın dedim dostlarım size, demedim mi? Size söyledim dostlarım. Benim çektiğim o videoda Türk Urban'ın evinde gizlice bir gece geçirdiğim videoda karşımıza çıkan kişi Türk Urban değildi. Türk Minecraft efsanesiydi. Onun yerine geçmişti dostlarım. Onun kılına girerek onun namını kötülemeye çalıştı. Bizim zihnimizle oynadı. Kendi itiraf ediyor dostlarım, bakın kendi söylüyor burada, kendi söylüyor. Benimle de yarışma yapar mısın Borulu? Kendine bile. Etrafındaki her şeye dikkat et Borulu. Küçülerek yüzleşeceğiz. Küçülerek mi yüzleşeceğiz? Bir dakika. Zihnimle oynamayı çok seviyorum. Saksana çalıştırma vakti. Dostlarım hiçbir şey anlamadım. Bu bana ne diyor? Yani burada birçok tabela var ve bu tabelalardan dostlarım bizim bir mesaj çıkarmamız gerekiyor. Bakın. Beni bul. Onu bulmam için bayağı bir uğraşmam gerekecekmiş. Bu tabeladan bunu anlıyoruz. TRMC'yi bulmak için bayağı bir uğraşmam gerekecek. Beni çok özlemiş. Bu önemli bir bilgi değil. Türk Rebellion'ı oynamak çok zevkliydi. Bakın yani ne demek dostlarım bu? TRMC Türk Rebellion'ın kılına girmiş. Yani şu anda karşımıza çıkabilecek bir Türk Rebellion TRMC olabilir. Bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Benimle de yarışma yapar mısın diyor. Belki de bizimle yarışma yapmak falan istiyor. Bilmiyorum. Zihninle oynamayı çok seviyorum. Saksını çalıştırma vakti. Yani dostlarım bizim zihnimizle oynayacak. Küçülerek bak diyor dostlarım bu, bak bu tabela garip. Küçülerek yüzleşeceğiz diyor. Yani hatırlayın, ben Türk Urban'ın evinde küçülerek bir gece geçirdiğim videoda küçülüyordum. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Küçülüyordum, duvarların içine giriyordum. Belki de TRMC bize bunu yapacak dostlarım. Ve bakın burada diyor ki etrafındaki her şeye dikkat et bu arada diyor. Yani dostlarım belki de TRMC benim kullandığım modları buldu ve küçüldü. Küçülerek belki de şu anda bir yerde bizi izliyor. Yani herhangi bir yerde dostlarım TRMC'yi görebiliriz. Belki de şu anda bu blogun içindedir. Belki de arkamdadır. Belki de bir yerdedir. Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Benimle yarışma yapar mısın bu arada? Bir dakika dostlarım. Ben şimdi ona yarışmayı göstereceğim. Bakın sunucuya girmeden önce oyunuma bir beklenti kurdum. Bobby'nin bana verdiği özel güçleri Türk Rebellion'ın sunucusunda da kullanabileceğim. Onun için ne yapmam gerekiyor? Özel güç tuşuma basmam lazım. O tuşa bastığım zaman dostlarım buraya bir komplo inecek. Ve o komplo şalterini çektiğim zaman el hareketi yapabileceğim. Ve eğer TRMC karşımıza çıkarsa dostlarım onu yamutmak ne kelime, bakın el hareketi yaparak. Onu yamutmayacağım, onu parçalarına ayıracağım. O yüzden öncelikle bakın benim TRMC ile yüzleşmeden önce bir şekilde o özel güç tuşuma basmam lazım. Şurada bir yerde basayım. Dostlarım hazırsanız basıyorum. Bastım. Bakın şu anda bir komplo düşmesi lazım. O şekilde ayarlamıştık eklentiyi. Umarım çalışır. Düştü. Oldu. Yes oldu, tamam oldu. Oldu. Yes oldu. Bakın direktman dostlarım bu komplonun shelter'ını çektiğim zaman Bobby'nin bana sağladığı el hareketi güçleri vesaire hepsi şu anda bu sunucuya aktarılacak. Ve TRMC karşıma çıkarsa onu paramparça edeceğim. Dostlarım bu sefer öyle, bak bu sefer öyle hazırlıksız yakalanmak falan yok yani. Söyleyeyim size. Bakın direktman bu shelter'ı çekiyorum. Şu anda el hareketi... Hayır. Lan ne oluyor? Dostlarım shelter'ı çekiyorum. Ne oluyor lan? Oh! Dostlarım TRMC burada bir yerde olabilir. Bir dakika, küçük küçük bir yerde duruyor olabilir. Burada bir yerde olabilir. El hareketi yapabiliyor muyum? Oh! Dostlarım TRMC burada. TRMC dostlarım TRMC burada. TRMC burada dedim size. Dedim size, hayır. Ne oluyor lan? Hareket edemiyorum. Dostlarım hareket edemiyorum. Bir şey yaptı, bir şey yaptı, bir şey yaptı. Bir şey yaptı, hareket edemiyorum. Burada sunucuda. Dostlarım sunucuda burada, sunucuda burada, burada, burada. Bırak lan beni, bırak. Bırak, bırak, bırak beni, bırak. Şeltere bir şey oluyor. Dostlarım komodu çalacak, bir dakika, hayır. El hareketi komodunu çalacak, hayır, bırak. Bırak el hareketi, dostlarım. El hareketi komodunu çalacak, hayır. Hayır, hayır. Dostlarım bizim bu komplonu ihmal etmemiz lazım. Nasıl kıracağız bunu, bir dakika. Şeltere kır, şeltere kır dostlarım. Ya bizim el hareketi komodunu çalarsa, çalamaz gerçi onu. Bilmiyorum yapabilir mi o kadar, yapamaz diye düşünüyorum. Dostlarım TRMC'ye bakın şu anda burada bir yerde. Az önce beni kontrol etmeye çalıştı. Şalteri kapatıp açtım, gülme sesi bile geldi dostlarım TRMC'nin. Burada bir yerde. Türkiye Bey! Dostlarım orada, orada. TRMC bu, bu TRMC orada, orada. Orada dostlarım bakın orada. Buraya gel. Lan buraya gel oğlum, ağzına vuracağım, buraya gel. Buraya gel, buraya gel. Dostlarım benim kullandığım modu bulmuş. Bu Türk Urban, bu Atakan falan değil dostlarım. Bu TRMC direkt. Benim kullandığım modu bulmuş. Bakın küçüğünü gördünüz. Benim kullandığım mod bu. Benim kullandığım mod. Odunun içine girdi. Aşağıda bir yer var. Ulan yine aynı yere düştüm ben dostlarım. Yine aynı yer oğlum burası. Türk Urban nerede, bir dakika. Dostlarım nereye kaçtı? Orada! Dostlarım orada! Bakın vallahi dostlarım burada, 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 burada. Ulan senin var ya bak ben. Dostlarım ben dalga geçiyorum, bak benim kullandığım modu bulmuş. Küçük oradan beni izliyor, bak gidiyor. Lan dur!
Dostlarım burada blok kıramıyorum. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Bir de Allah beni kahretmesin. Dur. Dostlarım ben buradan nasıl çıkacağım? Adam resmen bakın benim videomu çalmış dostlarım TRMC şu anda. Yani yaptığım trollerin aynısını bana yapıyor farkındaysanız. Aynısını bana yapıyor bak. Taşın içine girip kaçtı direktman. Yine aynı oda bakın. Biz bu odayı dostlarım Türkler Bey'in evinin alt katında bulmuştuk. Bu odada şimdi bak videoya sunucuya girdiğimde o yukarıda garip bir yerdeydim. Aynı bu oda gibi bir yerdeydim. Aşağı düştüm ve şimdi ise yine beni buraya yönlendirdi dostlarım. Eregin çalışmıyor bu arada. Dostlarım komut işlevsiz galiba. Yani indirdiğim komut bir kurduğum eklenti şu an çalışmıyor. Bakın el hareketi yapamıyorum ne yazık ki. Allah beni kahretsin dostlarım. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Delireceğim ya. Nasıl çıkacağım ben buradan? Bir dakika orada bir şelter var. Dostlarım şurada bir şelter var. Ne yazıyor orada? Bir dakika. Ne yazıyor lan orada? Dostlarım bakın bir şelter çektim. 3 farkı bul yazıyor galiba. Bir dakika. 3 farkı bul mu? 3 farkı bul. Bir dakika ne farkı? Burada şelter yok değil mi? Bakın dostlarım şu anki girdiğimiz bu odada şelter yok. 3 farkı bul diyor. 3 fark. Yani odadaki 3 farkı mı bulacağım yoksa? Bir dakika dostlarım şu an beynim yandı. Şurada bir şelter gördüm bakın. Bu şelteri çektim bir daha çekeyim. Yine aynısı yazdı. 3 farkı bul. 3. Koordinat! Dostlarım buldum. Bir farkı buldum. Bakın bu fotoğrafların üzerinde koordinat yoktu. Şu anda dostlarım bakın önceki odada gittiğimiz görüntüleri ekranda görüyorsunuz. Bakın orada bu fotoğrafların üzerinde böyle koordinat yazmıyordu. Bir dakika burada koordinat var. 1311-64-79. Burada da var bakın 1311-64-79. Çok uzak değilim bu koordinata. Ama şu anda buradan nasıl çıkacağım ki dostlarım? Bakın yere blok bile koyamıyorum. Blok kıramıyorum. Buraya düştüm ve az önce gördüğümüz Türkiye Robin buradan kaçtı. Bakın adım kadar eminim bu TRMC dostlarım. Türkiye Robin'in kılına girmiş. Yani niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ulan işin gücün yok. Dostlarım işte çekemedi. Benim güçlenmemi çekemedi. Ben el hareketi falan yapmaya başladım ya artık. Bunu çekemedi ve benimle hala oyun oynamaya çalışıyor. Bakın dostlarım. Şu ana kadar bakın burada bir koordinat buldum. 1311-64-79. Peki başka farklılıklar var mı? Dikkatli bakmamız lazım. Buradaki yazı aynı. Seni öldüreceğim yazıyor yine. Dostlarım bakın. 1 2 İki fotoğrafta bak, iki farklılığı bulduk bence. Bu fotoğraflarda... Ben Türk Hero Brain. Ben Türk Hero Brain. Ben Türk Hero Brain. Ben Türk... Dostlarım geldi! Ben geldi! Ben Türk Hero Brain. Ben Türk Hero Brain. Ben Türk Hero Brain. Bir dakika bu Atakan mı Türk Minecraft istersin? Dostlarım beynim yandı artık! Kim lan bu? Ben Türk Hero Brain. Atakan? Ben Türk Hero Brain. Atakan sen misin? Ben Türk Hero Brain. Ben Türk Hero Brain. Dostlarım kim bu? Türk Hero Brain. Ben Türk Hero Brain. Dostlarım şimdi bakın tekrar soruyorum. Bu Atakan mı yoksa Türk Minecraft efsanesi mi? Daha demin burada bir tane daha Türk Hero Brain vardı. Kim lan bu? Türk Hero Brain. Ben Türk Hero Brain. Lan ne oluyor? Türk Hero Brain. Dostlarım ekranımda bir şey oldu. Ekranımda bir şey oldu. Ses kesildi bir dakika. Dostlarım ses kesildi. Bir şey oldu. Lan ekranımda şu an TRMC'nin kafası. Evet dostlarım. Evet dostlarım. Evet dostlarım. Evet dostlarım. Evet dostlarım. Evet dostlarım. Ne oluyor lan? Evet dostlarım. Dostlarım evet, Türk Robin'in kafasına bakın. Evet dostlarım. Evet, benim kafam olmuş. Evet dostlarım. Dostlarım beynim yakmaya çalışıyor. Beynim yakmaya çalışıyor. Artık bunlardan korkmuyorum TRMC. Dostlarım beynim yakmaya çalışıyor ama beni bunlarla korkutamazsın. Senin oyunlarına kalmam. Senin oyunlarına kalmam. Sırf senin yüzünden Türk Robin'i bize ihanet etti sandık. Ama o sen misin? Dostlarım bakın şu anda benim beynimle oynamaya çalışıyor. Yaptığı skin'e bakın. Türk Robin'in kafasını borodaya çevirdi. Bunun bedelini öyle bir ödeyeceksin ki. Dostlarım bakın bunun bedelini bugün öyle bir ödeyeceksin ki. Bir daha kılını kıpırdatamayacaksın. Kıpırdatamayacaksın. Dostlarım bakın böyle. Artık bu şekil. TRMC geldi. Dostlarım vallahi beynim yanıyor. Yemin ederim bu TRMC hangisi TRMC? Türk bayraklı dışı sana çok yakışmış bu arada. Lan sen bana dalga mı geçiyorsun? Dalga mı lan dalga mı? Dostlarım ne oluyor? Çıldıracağım. Kafası koptu bunun. Dostlarım vallahi zihnimizle oynuyor. Gerçekten zihnimizle oynuyor. Oğlum ne oluyor lan? Dostlarım bakın bu sefer de Türk Minecraft efsanesinin kafası oldu orada bak. Çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Hangisi gerçek TRMC? Hangisi gerçek Atakan? Bunlar kim dostlarım? Zihnini ne kadar zorlayabilirim bu arada? Zihnimi zorlayamazsın. Zihnimi zorlayamazsın oğlum sen benim. Ne yapabilirsin lan? Ne yapabilirsin sen bana? Zihnimi falan zorlayamazsın benim sen. Bir dakika bu anahtarı hatırladın mı yazdı? Anahtar mı? Dostlarım anahtar diyordu ne anahtarı anlayamadım şu an bir dakika. Bu anahtarı hatırladın mı diyor. Elli bir anahtar aldı dostlarım. Bir dakika hatırladım. Bir dakika ya hatırladın mı? Dostlarım ben Türkiye Robin'in evinde gizli gece geçirdiğim videoda bir tane anahtar bulmuştum. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Bir dakika bu anahtar olabilir mi? Dostlarım elinde anahtar var. Elinde anahtar var bir dakika. Eğer bu anahtarı almak ve Türkiye Robin'in hakkında bilmediklerini öğrenmek istiyorsan benimle dövüşmelisin. Evet dostlarım o anahtar. Türkiye Robin'in evinde bulduğum bakın bir dolabın içinde bulmuştuk. Bir anahtar almanı kullanamamıştık biz. Dostlarım bu anahtar. Bir dakika ne yazdı ki eğer bu anahtarı almak ve Türk Robin hakkında bilmediklerini öğrenmek istiyorsan benim Atakan'la alakalı bilmediğim ne var ki? Eğer bunları öğrenmek istiyorsan benimle dövüşmelisin diyor. Olur dövüşelim. Komut yok zırh ve kılıç yok sadece yumruk var. Tamam okey gel. Tamam
böylesi dövüştürün dostlarım. Komut yok, zırh yok, kılıç yok. Ben yumruklarıma güvenirim. Gel dövüşelim tamam. Hadi, hadi gel. Hadi gel üstüme gel. Gel buradayım gel. Gel. Hadi gel üstüme gel. Gelsene oğlum. Gel. Gel oğlum gel. Sen kime kafa tutuyorsun dostlarım? Beni dövebileceğini sanıyor. Oğlum sen kimi dövebilirsin lan? TRM'ci adam. Yine aynısı oldu. Dakika, yine aynısı oldu dostlarım. Yine Türk efsanenin suratı ekranıma geldi. Ne oluyor oğlum? Bu ne yapmaya çalışıyor? Çıldıracağım. Dostlarım yine ekranın suratı geldi bunun. Bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir şey zihnini oynamaya çalışıyor dostlarım. Çıldıracağım. Dostlarım bir dakika baksanıza. Bir dakika envanterim siyah beyaz oldu. Ne oluyor lan? Dostlarım bu ne yapmaya çalışıyor? Envanterime bakın siyah beyaz oldu. O oyunu bozdu yine. Allah'ın belası oyunu bozdu dostlarım. Envanterim bakın şu aşağı bakın. Siyah beyaz oldu direktman. Delireceğim oğlum, ne yapmaya çalışıyor ki bu? Dostlarım bana kavga edeceğimizi söyledi. Eğer onu yenersem Türk Hero Brand'la alakalı bilgilerin yani ulaşabileceğim anahtar falan filan bir şeyler söyleyip durdu. Dostlarım inanın bana şu an bakın delireceğim. Gerçekten delireceğim artık, ben kafayı yiyeceğim. Mouse kırıldı, ananı satayım. Ne oldu lan? Dostlarım etraf niye siyah beyaz? Lan benim skinime ne olmuş? Dostlarım skinime bakın. Bir dakika bu TRMC değil mi? Yani TRMC değil gibi ama. Türkiye Ryan. Dostlarım Türkiye Ryan, bir dakika ne oluyor oğlum şu an? Niye her siyah? Bu sefer iki katlı ev yapmam söyleyeyim. Türk Prime kim oğlum, ne oluyor, bir dakika. Dostlarım bu Türk Hero Bay'de gözlerine bakın. Sohbet al. Turkish Minecraft kim oğlum? Sana attığım videoyu izledin mi? Bir dakika bu sefer iki katlı ev yapmam söyleyeyim. Sana attığım videoyu izledin mi? Hangisi? Dostlarım şu an galiba eskiyi görüyoruz. Bir dakika şu an geçmişi mi gösteriyorum sen TRMC, anlamadım ki. Bakın ben şu an TRMC'ye benziyorum ama skinim farklı. Dostlarım bu da Türk Hero Bay'de ama gözleri beyaz değil. İsimlerimize bakın. Türk Hero Bay'ın ismi Türk Prime. Turkish Minecraft acısı ismi Turkish Minecraft. Şu an galiba bir dakika geçmişteyiz. Şu an bize geçmişi gösteriyorlar. Bu sefer iki katlı ev yapmam söyleyeyim. Sana attığım videoyu izledin mi? Hangisi? Vardı ya Bobby falan Borola videosu. Türkiye ben izledim ama unut kafamdakini, mesajına bakmaz DM'leri kapalıdır mı? Dostlarım geçmiş. Bir dakika. Bu dostlarım bu geçmiş, bakın ne diyor? Turkish Minecraft'ın yazdığına bakın. Vardı ya Bobby falan Borola videosu yazıyor. Bak Türkiye ben de diyor ki Türk Prime. İzledim ama unut kafamdakini, mesajına bakmaz DM'leri kapalıdır. TRMC bana mesaj atmıştı en başında. Discord'dan. DM'lerim kapalı olmasına rağmen. Bir dakika TRMC bir şey daha yazdı. Bakacak görürsün. Bak indirdiğim kodlu saldırını bugün aktif edersem onu etkileriz. Türk Prime ha efsane mi olacaksın? Dostlarım bir dakika TRMC'nin bana yazmadan önce sizi şu an gösteriyorum size TRMC. TRMC hayatıma girmeden önce dostlarım Türk Prime'le arkadaş mıydı yani? Bir dakika Atakan ha efsane mi olacaksın yazdı. TRMC evet neden Türk efsaneleri olmayalım yazdı. Dostlarım ben şu an şokum, bir dakika. Atakan'la TRMC daha öncesinden tanışıyorlar mıymış? TRMC daha öncesinde bu skin'i mi kullanıyormuş? Atakan bu skin'i mi kullanıyormuş? Bu isimleri mi kullanıyorlarmış? Taş kaz mı yap, taş kaz. Dostlarım etrafın siyah beyaz olması, skinlerimizin değişik olması, Atakan'ın demek ki daha öncesinde ismi Türk Prime'mış. TRMC'nin ise Turkish Minecraft'mış. Ve bakın konuşmalara bakın. Yani şu anda TRMC bize geçmişi gösteriyor dostlarım. Bak Atakan yazıyor ki bu sefer iki katlı ev yapmam söyleyeyim. TRMC buna cevap veriyor. Sana attığım videoyu izledin mi diyor bakın. Atakan diyor ki hangisi, TRMC diyor ki vardı ya Bobby falan Borola videosu. TRMC bana yazmadan önce ben Bobby'yle tanışmıştım zaten. Belki de TRMC o videomu izleyip etkilendi. Ve bakın sonra Atakan diyor ki izledim ama unut kafamdakini. Mesajına bakmaz DM'leri kapalıdır. Yani beni kastediyor burada. TRMC büyük ihtimalle Borola'ya DM atacağım. Onu böyle korkutacağım falan filan demiştir Atakan. Atakan da demiş ki bakın izledim ama unut kafamdakini, mesajına bakmaz DM'leri kapalıdır. TRMC de diyor ki bak bakacağım, bakacak görürsün. Bak indirdiğim kod dosyalarını bugün aktif edersem onu etkileriz diyor. TRMC bizi etkilemeyi başarmıştı. Bana DM atmıştı. İlk TRMC videosunu hatırlayın. Bana DM'lerim kapalı olmasına hemen mesaj göndermeyi başarmıştı Discord üzerinden. Ve ondan sonra dostlarım bir video çekmişti. Ekranda şu an videoyu görüyorsunuz. O şekilde hayatıma girmişti. Atakan da bakın bu mesajda onunla dalga geçiyor. Ha efsane mi olacaksın diyor. TRMC diyor ki evet neden Türk efsaneleri olmayalım. Dostlarım demek ki TRMC ve Atakan bundan aylar önce tanışıyorlarmış. Atakan'la arkadaşmış. Ve TRMC'nin dostlarım öncesindeki skin'i buymuş. Ve burada karar vermişler. Efsane olmaya burada karar vermişler. Dostlarım şu an şoka uğruyorum. Bir dakika. Atakan demek ki TRMC'yle alakalı her şeyi biliyor dostlarım. Dostlarım bakın. Bugün bu sunucuya girerken, TRMC'nin videosunu izlerken aklıma gelecek en son şey buydu biliyor musunuz? Yani aranızda bunun teorisini yapan bile var diyorumlardı. Ve bence ciddiye almamıştım. Türk Herobrine efsanesi ve Türk Minecraft efsanesi arkadaşmış dostlarım. Atakan TRMC'yi tanıyormuş.
Nasıl abi? Mümkünatı değil dostum. Yani mümkünat yok dostlarım. Böyle bir şey olsa Atakan bana söylemez miydi? Belki de şu anda kafa karıştırmaya çalışıyor. TRMC'ye inanmamalıyız. Ama şu anda resmen bir şey yaptı. Az önce TRMC ile kavga ediyordum ve direktman dostlarım. Şu anda geçmişi oynuyorum ve sikirim TRMC'ye bakın. Bana en son taş kası falan filan bir şeyler söyledi ve o yüzden şu an taş kazıyorum. Ama yani bu dostlarım tiyatro da olabilir. Yani belki TRMC ve Atakan arkadaş değildi. TRMC belki yine Atakan'ı karalamaya çalışıyor. O yüzden inanmamalıyız. Ama... Dostlarım skin'ime baksanıza, çok korkunç değil mi? TRMC'nin daha öncesinde kullandığı skin bu. Ah! Atakan yazdı, bir dakika. Türk Rebain yazdı. O kadar yeter, gel. Tamam geleyim. Dostlarım yeter dedi, tamam geldim. Benden taş istiyordu. Galiba taş mı istiyordu hatırlamıyorum. Al taş. Al bunları da. Al. Dostlarım şu an olayı anlamaya çalışıyorum. Vallahi olayı anlamaya çalışıyorum. Yemin ederim olayı anlamaya... Şu an galiba dostlarım eski zamanlarda Atakan ve TRMC Survival oynarken bu muhabbetleri yapıyorlarmış ve bize şu an onu göstermeye çalışıyor TRMC. Baksana yazdığına baksanıza. Ben efsane olsaydım Herobrine gibi bir şey olurdum diyor. Dostlarım bak, evet ne diyor, bak ben efsane olsaydım Herobrine gibi bir şey olurdum diyor. Şu an Atakan bir efsane oldu ve ismine dostlarım Türk Herobrine. Yani oha dostlarım. Bu Atakan'ın efsane olmadan önceki hali. Bak TRMC ne yazdı, ben de ama daha farklı olmak isterdim. Yani TRMC de efsane olmak istiyor. Bu zamanlarda. Ama sonradan Turkish Minecraft'la cins oluyor ve skin'i değişiyor bakın. Şu an skin'i, eski skin'i böyleymiş dostlarım. Galiba yani. Oha Atakan bir şey yazdı. Hatta kendime bir ev yapacağım. Tamam mı? Bu evin içinde çok gizli bir oda olacak. Ve odaya sadece bende olan bir anahtarla girilecek. Tüm sırrım orada saklı olacak. Of. Dostlarım daha demin TRMC'nin elinde bir anahtar vardı. Daha demin kavga etmeden önce. Elinde bir anahtar vardı. Ve o anahtar... Belki Türk Rebain'in evinde bulmuştuk zaten biz o anahtarı ve dostlarım demek ki orada gizli bir oda var ve Türk Rebain'in tüm sırrı dostlarım o evin içindeki o gizli anahtarla girebileceğimiz odada saklı. TRMC yazdı, ben o borulaya taktığım kafayı sadece izle, bak nasıl dönecek mesajıma. Kafayı bana taktığın doğru gerçekten dostlarım, TRMC bana kafayı takmıştı. Dostlarım bakın bu bilgi verendiğimiz çok iyi oldu. Atakan'ın tüm sırrı. Oyundan çıktı. Lan nereye gitti? İnternetine tüküreyim. Dostlarım galiba atak... Ne oluyor lan? Bakın dostlarım! Kalplerime bakın, yine renkli odlar. Büyük ihtimalle şu an geçmişten çıktık dostlarım. Flashback'ten çıktık. Daha demin flashback olduğu için şey oldu bak. Yine aynı yerdeyim. Kendi karakterim diyeyim. Türk... TRMC kaçmış. TRMC git... Aaa! Lan! Lan bu nasıl hareket ediyor? Bir dakika! Dostlarım kafası yok ama hareket ediyor. Lan dur! Dostlarım fotoğrafın içine girdi. Bir dakika, fotoğrafın içine girdi. Ne oldu lan? Öldü! Dostlarım öldü! TRMC! Dettink hali dostlarım, Dettink hali, bir dakika! Ölürsen gerçeği öğrenemezsin bu arada. Ölürsen gerçeği öğrenemezsin. Bir dakika dostlarım, burada basınç bir dakikaları var. Ve daha demin Türk, kafasız Türk, TRMC orada dostlarım bir şey patladı ve öldü direktman, bakın orada öldü! Demek ki bu fotoğrafın arkasında böyle bir yer varmış. Bir dakika, ölürsen gerçeği öğrenemezsin yazdı. Dostlarım TRMC şu anda kapının orada. Ölürsen gerçeği öğrenemezsin. Peki bu basınç plakalarına basarsam ne oluyor? Ben de mi öleceğim? Patlıyor. Orada bir şey patladı dostlarım. Orada bir şey patladı. Gördünüz. Orada bir şey patladı. Bir dakika, hangileri şimdi dostlarım? Her bir blok ötede 4 tane basınç plakası var. Burada dispenser'lar var. Bir dakika dostlarım, hepsine basmamam lazım. Şöyle geçmem lazım. Bekleyin. Hangisine geçeyim? Buna geçeyim. Çok riskli lan, bu ne? Dostlarım yanlış anlamadıysam galiba ölürsem bana gerçeği söylemeyecek. Yani Türk Rebain'le alakalı. Bakın dedi, konuştuklarını hatırlayın. Anahtar dedi. Türk Rebain'in evi dedi. Türk Rebain'in evinde dostlarım gizli bir oda var büyük ihtimalle. Ve bu odaya sadece anahtarla giriliyor. Eğer odaya girmeyi başarırsak belki de o odanın içerisinde öğreneceğimiz bilgiler Türk Minecraft efsanesini bir şey alabilir. Atakan'ın gerçek yüzünü bize gösterebilir. Yani onların kimliğini öğrenebiliriz. Bilmiyorum. Ama ölmem lazım. Dikkatli olmam lazım. Burada dostlarım. Şans oyunu gibi bir şey bu. Bakın 4 tane basınç plakası var. Hangisine basarsam ölmeyeceğim. Oh! Ölmememiz gerekiyor. Bakın yani 4 basınç plakasından bir tanesi galiba direkt dostlarımın patlamayı yaratıyor bakın. Buna geldim. Buradan bunu atladım. Buradan bunu atladım. Ananı satayım ha! Ölmedim. Ölmedim. Dostlarım ölüyordum. Az kalsın ölüyordum ama ölmedim. 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 Bakın patlama yapıyor işte. Patlama yapıyor. Dikkatli olmam lazım. Böyle geçsem. Böyle çok durmamam lazım. Dostlarım çok durmamam lazım. Buradan böyle geleceğim. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Allah! Kaç kaç kaç! Dostlarım şu anda galiba yapmam gereken en mantıklı şey direktman koşmak. Öyle daha rahat olur. Ölme ihtimalim var mı? Var. Ama risk almadan büyük adam olamazsınız. Koş! Koş! Onun patlıyor! Koş! 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 Onu... Patladı. Dostlarım yine ekranıma şey girdi. Bir dakika ekranım yine. Dostlarım bakın siyah beyaz oldu yine. Hotbarım siyah beyaz oldu. Yine bir flashback göreceğiz büyük ihtimalle. Neredeyim ben?
Bir dakika, ayrı dostlarım, ayrı tüneldeyim. Bir dakika, ayrı tüneldeyim. Ayrı tüneldeyim. Ama bu tünelin eski hali büyük ihtimalle. Bakın, burada basınç plakaları yok. Burada dispenser yok. Ateşlensin. O patlamalar yok. Kapı bile farklı. Daha demin kapıyı açtım. Dostlarım, Türk Minecraft efsanesi gözüktü ve ekranıma direkt lan onun kafası girdi. Türk Hero Man burada ve masada bir silah var. Bir dakika, bu silah ne alaka? Bu sefer ne konuşacaklar çok merak ediyorum. Dostlarım yine geçmişteyiz. Aa, yazdı. Bakın Türk Brian, Atakan, sonunda geldin. Dediğim gibi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Dostlarım yine şu an geçmişi oynuyoruz. Bakın yine şu anda geçmişi oynuyoruz. Şu anda geçmişteyiz ve galiba sonunda geldin dediğim gibi yapıyoruz. Peki ne yapacağız? Kim kazanırsa ilk o yazıyor. Videoyu da ona çekiyoruz mu? Kim kazanırsa ilk o yazıyor. Neyi kazanırsa kim? Ne oluyor anlamadım dostlarım. Bir şey yapacaklarmış ve kazanan kişi yazıyormuş ilk ve videoyu da ona çekiyorlarmış. TRMC yazdı. Tamam, başlama hile falan yok. Tamam yazdı. Ne oynayacağız lan? Dostlarım ne oluyor şu an? O ses neydi? Dostlarım çıkıt diye bir ses çıktı. Duyuyorsunuz mu? Çıkıt diye bir ses çıktı. Oğlum ne yapıyoruz şu an? Ne oynuyoruz? Ben anlamadım dostlarım. Vallahi anlamadım bak. Sonunda geldin dediğim gibi yapıyoruz. Kim kazanırsa ilk o yazıyor. Videoyu da ona çekiyoruz diyor. Ne? Kime ne? Bana mı yazıyorsunuz dostlarım? Ne zamanı gösteriyor bu? Hadi oğlum diyor. Sol mu tıklayacağım? Anlamadım ki silahı. Oh! Dostlarım o ses benden de çıktı. Bir dakika. Rus ruleti oynuyorlar. Galiba bir dakika anlamadım. Dostlarım galiba Rus ruleti bu. Bekleyin. Bakın yine aynı ses çıktı. Kimde silah patlarsa galiba dostlarım onu oynuyorlar. Bir dakika. Ve kazanan kişi yani silah kimde patlarsa, kimde patlamazsa o ilk yazıyormuş birisine ve videoyu da ona çekiyorlarmış. Hangi ne videosu tam olarak anlayamadım ama şu an. Hani beyninizin yandığının farkındayım. Benim de şu anda beynim yanıyor. Bir daha tıklayacağım. Boş. Dostlarım boş. Sen tıkla. Boş. Sıra bende. Şaka gibi dostlarım. Bu sürete oynayacağım. Minecraft aklıma hiçbir şey ucundan gelmez yani. Aha dostlarım galiba silah bende patladı. Vallahi bende patladı, bir şey oldu bak, ekran karardı şu an. Yemin ediyorum sanki dostlarım film izliyor gibiyim. Böyle bir şey mümkün, nasıl yapıyor lan bunları? Galiba silah bende patladı, yani ben kaybettim. Atakan Türk Hero Man kazandı. Kazanan yazıyordu dostlarım. Kime ne yazıyordu ama onu çözemiyorum şu anda. Belki de ilk Borolu'ya bana mesaj atacak kişiyi seçiyorlardı. Yani bana ilk dostlarım TRMC mesaj atmıştı. Ama şu an Atakan kazandı, bu nasıl olabiliyor ki? Yani çünkü silah bende patladı dostlarım mantıken. TRMC'yi bendim ve silah bende patladı. Bunları gördük az önce. Tıkladım ve silah bir anda patladı dostlarım ve şu an ekranım siyah. Karardı yani, bir şey oldu, bilmiyorum ne oldu. A geldi ekran. Dostlarım TRMC'yim. Lan! Bir dakika. Hareket edemiyorum. Dostlarım TRMC olmuşum bakın. Oha, deadlik form hem de. Baksanıza. Yine geçmişteyiz burada. Yine flashback. Türk Hero Man geldi. Atakan dostlarım, Atakan geldi. Atakan geldi. Kim bilir şu anda hangi zamanı oynuyoruz dostlarım. Elinde anahtar var bakın. Meşhur anahtar dostlarım. Meşhur anahtar elinde bakın orada. Anahtar elinde. Oğlum neler oluyor? Çıldıracağım dostlarım. Şu an resmen TRMC'nin deadlik formundayım. Bak onu ben de şu an dostlarım mouse döndürüyorum. Kafası hareket ediyor. Yani onu ben kontrol ediyorum. Ben Türk Hero Brian. Sana söylemiştim. Bana kazık atma demiştim. Dostlarım bakın şu anda geçmişteyiz ama biraz daha ilerideki gibi geçmişteyiz. Bakın ikisi de efsane olmuş dostlarım. Az önce bunların ismi de Türk Brian, Türk iş Minecraft falan da bak. Şu an ismi Türk Hero Brian Atakan'ın. Sana söylemiştim. Bana kazık atma demiştim. Bu anahtarı Borolu'ya vereceğim. Senin gerçek yüzünü öğrenecek. Bana vermedin o anahtarı. Bir dakika, o anahtar nerede ki dostlarım? Anahtar bakın, bu anahtarda bilmediğiniz şeyler var dostlarım. Belki bu anahtarı alırsak TRMC'nin bilmediğimiz bilgilerine ulaşabiliriz. TRMC yazdı. Bunu yaparsan tüm herkes senden nefret edecek. Tehdit dostlarım, tehdit ediyor. Bir dakika. TRMC Atakan'ı tehdit ediyor bakın. Eğer anahtarı Borolu'ya verirsen tüm herkes senden nefret edecek diyor. Atakan da dedi ki umurumda değil o, gerçekleri öğrenmeli. Bakın demek ki dostlarım olayı şimdi çözdüm. TRMC hayır spamlıyor. Ne oluyor lan? Dostlarım ben olayı şimdi çözdüm. Bakın ben olayı şimdi çözdüm diyorum size. Olayı ben şimdi çözdüm dostlarım. Olayı direkt ben şu an çözdüm bakın. Yine ekranım TRMC oldu. Dostlarım olayı şimdi çözdüm. Bakın büyük ihtimalle Atakan dostlarım Türk Minecraft efsanesini tanıyor. Kim olduğunu biliyor. Her şeyini biliyor. Her şeyini biliyor. Ve bize bunu söylemek istedi. Ve bu yüzden belki de bana anahtarı vermek istedi. TRMC az önce ne dedi hatırlayın. Az önce sohbete ne yazdı? Bakın dostlarım Atakan yazdı ki bu anahtarı Borolu'ya vereceğim. Senin gerçek yüzünü öğrenecek. TRMC bunun üzerine ne yazdı? Bunu yaparsan tüm herkes senden nefret edecek yazdı. Peki benim Atakan'ın evinde gizlice bir gece geçirdiğim videoda dostlarım ne olmuştu? Atakan'dan. Türk Hero Brian'dan herkes nefret etmişti. Çünkü bunu TRMC yaptı dostlarım. Atakan da yazmış ki bakın umurumda değil o, gerçekleri öğrenmeli. Yani şu anda biz geçmişte yaşanan şeyleri görüyoruz. Aslında Atakan bana Türk Minecraft efsanesinin gerçek kimliğini açıklayacakmış. Ama ondan sonra TRMC böyle bir kumpas kurmuş Atakan'a. Ve biz şu anda bu tüm olanları birinci gözle görüyoruz dostlarım. Şu an büyük ihtimalle flashback'ten çıkacağız. Ne oluyor şu an bilmiyorum. Evet dostlarım bakın tahmin ettiğim gibi. Bakın kartlar tekrardan rengarenk oldu. Flashback'ten çıkıyoruz. Abi olaya bakın dostlarım, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten görmedim. Tam yine kendi karakterime döndüm. Bakın en son kaldığımız yer burası. En son burada TRMC'yi görmüştük dostlarım. TRMC'yi gör... Bakın burada kanlar var. Dostlarım bakın burada kanlar var işte. Demek ki oradaki o Rus ruletini TRMC kaybetti. Silah TRMC'de patladı dostlarım. Ve bakın
Kazanan kişi Atakan'dı. Türk Herobrine'di. Yani bu geçmişte olan bir şeydi. Ve galiba dostlarım Türk Minecraft efsanesi kurallara uymamış. Yani oyunu kim kazandıysa o yazacaktı. O videoyu çekecekti. Ona çekeceklerdi galiba ama Türk Minecraft efsanesi bunu kabul etmedi ve dostlarım o bana yazdı. Yani belki de aslında Türk Minecraft efsanesi bunları aylar önce bana yazmayacak. Bana Atakan yazacaktı. Türk Herobrine yazacaktı. Beni korkutmaya çalışacaktı. Ama bunu TRMC yaptı. Oyunu bozdu. Ve demin o yüzden dostlarım Atakan TRMC'yi bir yere bağlamış. Şu an ekranda görüyorsunuz. Ve ona o yüzden Borolu'ya anahtarı vereceğim. Senin tüm gerçek sırlarını öğrenecek dedi. Atakan bana Türk Minecraft efsanesiyle alakalı bildiği her şeyi anlatabilir dostlarım. Hem de her şeyi. Bakın silah masada duruyor. Elime geldi. Dostlarım silah elime geldi. Bir dakika silah elime geldi. Bakın belki de bu silahın bir gizemi vardır diyecektim. Var dostlarım. Bakın dostlarım silahın isminde yazan şeye bakın. 1111-64-79. Silahın üstünde de koordinat yazıyor. Bir dakika. Dostlarım galiba içeride gördüğümüz yani içeride fotoğrafların üzerine eklenen koordinatlar vardı ya ekranda tekrardan bakın şu anda görüyorsunuz. Galiba bu koordinatla o koordinat aynı. 1111-64-79. Benim bu koordinata gitmem gerekiyor. Dostlarım benim bu koordinata gitmem gerekiyor. Burası ama Türkiye'nin benim evinin koordinatı değil bunu biliyorum. Bu başka bir şeyin koordinatı dostlarım. Yani belki orada bir şey vardır bilmiyorum. Oraya gitmem gerekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var ki dostlarım. Hani blok kıramıyorum. Ve buradan gidersem tekrardan ölebilirim. Yani ne yapmam lazım bilmiyorum dostlarım. Bir dakika burada komut blokları var. Bunları çeksem ne olur? Bir şey olmuyor. Oldu! Dostlarım oldu! Bir dakika ama ben buradan nasıl çıkacağım ki dostlarım? Bakın yukarıda merdiven ve tuzak kapısı var. Buradan dışarıya çıkabilirim. Ama işte sıkıntı şu dostlarım ki ben yine blok kılamıyorum ve buradan nasıl çıkabileceğimi inanın bilmiyorum. Bu şelterler bir işe yarıyor olabilir yani. İki tane dostlarım komut bloğu var. Evet! Yarıyor. Yarıyor bakın. Oldu. Dostlarım çıkıyorum. Çıkıyorum. Oldu. Oldu. Etraf temiz. Bir şey yok. Tamam. Dostlarım gitmemiz gereken koordinat bu. 1311-69-79. Sonunda oradan çıkmayı başardım. Yani bu video gerçekten uzun süredir dostlarım çektiğim en garip videolardan bir tanesi oluyor. Sürekli flashbackler görüyoruz. Geçmişe gidiyoruz ya bu geçmişlerde dostlarım Türk Herobrine ve Türk Minecraft efsanesinin tanıştığını, arkadaş olduğunu görüyoruz. Yani dostlarım belki de bakın. Bundan aylar önce Türk Minecraft efsanesi bana ulaşmaya çalışmıştı. Belki de bana Atakan ulaşacaktı. Yani dostlarım o yazacaktı bana çünkü ikisi de bakın efsane olmak istediklerini söylediler. Flashbackleri dikkatli baştan sonra bir daha gidip izleyin. Sürekli efsane olmak istediklerini söylüyorlardı. İşte benim videolarımı görmüşler büyük ihtimalle ve benim videolarımı gördükten sonra dostlarım bir şeyler komut mamut bir şeyler öğrenmişler. Ve beni bu şekilde trollemeye çalıştılar dostlarım. Yani aylar boyunca Türk Minecraft efsanesi ne kadar büyük bir efsane oldu. 50 bin aboneye sahip oldu dostlarım. Hatta her video 300 bin izleniyor yani. Türk Minecraft efsanesi aslında mantıklı bir şey yaptı. Onu biz ünlü ettik. Çünkü biliyordu. Benim bunun videosunu yapacağımı biliyordu. Çok iyi hazırlanmıştı yapacağı şeye. Kendine bir ses programı buldu ve bu ses programıyla garip konuşmalar yaptı. Garip garip videolar çekti. Ve belki de Atakan da dostlarım onunla birlikteydi. Ama şu an Atakan bizimle birlikte. Türk Herobrine benim arkadaşım. O bana yani dostlarım o bana ihanet falan etmedi. Yani o yüzden benim Atakan'ı bulup Atakan'dan Türk Minecraft efsanesinin kim olduğunu öğrenmem gerekiyor. Bir dakika ben yanlış yere gidiyorum. Buradan gideceğim. Dostlarım şu koordinata vardığım zaman sizlerleyim. Çok az kaldı. Bakın şu an hala da koordinata bayağı yaklaştım ama yani hiçbir şey gözükmüyor dostlarım. Etrafa sürekli bakıyorum. Acaba küçülüp mü beni izliyor Türk efsane diye bakıyorum. Birilerine bakmaya çalışıyor. Hiçbir şey yok dostlarım etrafta. Ve şu anda koordinata geldim. Sandık var. Bir dakika burada bir sandık var. Dikkatlice açacağım. Tabii bak 1311-64-79 geldim dostlarım. Tam olarak burası. Demek ki bu koordinat bu sandığı işaret ediyordu. Peki bu sandıkta ne var? Dostlarım anahtar! Evet, şimdi anladım. Bakın, Atakan'ın evinde bir gece geçirdiğim videodaki kullandığım troll eşyaları bunlar benim dostlarım. Bakın, spinning iksirleri, sis bombaları, anahtar dostlarım. Bakın o Atakan'ın bahsettiği anahtar. Az önce dostlarım geçmişe gidiyorduk ya. Orada Atakan'ın bahsettiği anahtar bu olabilir dostlarım. Biz bu anahtarı o videoda Atakan'ın evindeki bir dolapta bulmuştuk. Hatırlayın, ekranda şu an tekrardan görüyorsunuz. Anahtar tarım odası tüfek. Bakın, büyüme küçülme eşyaları dostlarım. Bir dakika, beni niye buraya yönlendirdi ki TRMC? Mob picker bile var. Bir dakika, mob picker'ın içinde düz herobrine vardı hatırlıyorum. Stun gun, bayıltma eşyası, diamond chisel, blok kırma eşyası. Dostlarım çıldıracağım. Taser, mermi, code breaker bakın komut bloklarını hacklemeye yarayan bu garip item. Bir dakika dostlarım yanlış hatırlamıyorsam biz bu mob picker'ın işte şu an ekranda görüyorsunuz onu da Herobrine'i almıştık. Küçüktüm o zaman ben böyle küçücük bir şeydim ve Atakan'ın evinde gizlice bir gece geçirmeye çalışıyorken direktman Herobrine'in inventory'imi almıştım. Mob picker almıştım. Bir dakika çok merak ettim dostlarım başımı belaya sokabilirim ölebilirim falan. Ölürsem anahtar falan gider ama çok merak ettim şu anda bu mob picker'ın içinde hala acaba Herobrine var mı? Dostlarım fazla merak zararlı demişler ama yani dostlarım merak yani merak ediyorum evet merak ediyorum yani şu an. Hala içinde Herobrine var mı diye. Direktman tararım dostlarım. En kötü spinning iksiri atarım. Evet 3 2 1 Var! Dostlarım bakın var. Ama bir şey diyeceğim bunun gözleri niye gri lan? Hareket ediyor. Dostlarım bakın gözleri gri. Ben bunu Atakan'ın Herobrine'i salmıştım ama bu dostlarım Türk efsanenin Herobrine'i büyük ihtimalle. Gözleri beyaz oldu. Spinning! Ah delirdi. Vur! Tara! Öl lan öl! Mermi bitti Allah kahretsin. Dostlarım mermi bitti. Ne yapacağım? Neyle vurabilirim? Aaaa!
Revolver! Revolver öl! 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 Lan öl artık! Öl! Öl! Ölmüyor lan! Dostlarım bana saldırmıyor bu! Ne yapıyor lan bu? Dostlarım delirmiş. Bir dakika, bu kim oğlum? Bu oyuncu dostlarım, bu entity değil. Hayır, vuracak bana. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Bir dakika, stangunla bayıltsam? Stangunla dostlarım direktman buyuruyor, ben de bayıltabilirim. Bayıl! Öldü! Dostlarım öldü. Kağıt. Beni kurtar Borulu. Dostlarım, kağıtta beni kurtar Borulu yazıyor. Bu neydi lan şimdi? Beni kurtar Borulu. Dostlarım, yanılmıyorsam bu şu anda bize bunları yapan kişi Atakan. Atakan şu anda Atakan da sonucuda. Türk Minecraft efsanesi sonucuda ama Atakan da sonucuda. Belki de bu flashbacklerim bile bizi o öldürüyordur dostlarım. Atakan'ın galiba yardıma ihtiyacı var. Ya bizim Atakan'a ulaşmamız lazım. Bakın şu anda dostlarım, bu bahsettiğin attığın elimde. Atakan'a benim ulaşmam lazım. TRMC'nin videosunu hatırlayın, videonun başında izlediğimiz. Beni evine çağırıyordu dostlarım. Kendi evine çağırıyordu. Yani Atakan'ın evine çağırıyordu beni. Seninle orada buluşalım diyordu. Ve o evin koordinatı bende var. Ve bence Atakan o evde. Çünkü izlediğimiz videoda dostlarım, Atakan böyle deliğin içindeydi. Ekranda görüyorsunuz. Deliğin içinde böyle saklı bir şekilde duruyordu. Belki de Atakan'ın yardıma ihtiyacı vardır. Belki de şu anda efsane olması gereken kişi bizizdir. Tamam, tamam dostlarım. Direktman TR, Türkiye Röber'in evine gidiyorum. Başıma neler gelecek bilmiyorum ama dostlarım, hiç de korkmuyorum biliyor musunuz? Umurumda bile değil yani, ciddi söylüyorum. Umurumda bile değil. Zaten buraya yakın dostlarım eve. Benim Atakan'a yardım etmem lazım. Türk efsanelerinin dostlarım gerçek kimliğini öğrenebiliriz. Bakın bu çok önemli bir şey. Şu anda kim öğrenmek istiyorsa Türk efsanelerinin gerçek kimliğini yorumlara lütfen 5 yazsın. Videoya like atsın, abone olsunlar. TRMC'nin gerçek kimliğini öğrenebiliriz. Dostlarım şu anda bakın bu çiçeklerden bile tanıdım. Türkiye'ye ben yani Atakan'ın evine bayağı bir yaklaştım. Ve havada karardı, bir şeyler oldu şu anda ve çok heyecanlıyım, çok tedirginim. O evde karşımıza ne çıkacak inanın bilmiyorum. Türk efsane çünkü bizi oraya çağırmıştı. Ve bakın bu anahtarı dostlarım, nerede kullanacağımız evde bulmamız lazım. Bakın bu anahtarı kullanacağımız yeri bulursak, Atakan'ın dediğine göre, Türk efsane dediğine göre, geçmişteki konuştuklarına göre Türk efsanenin gerçek kimliğini öğrenebiliriz. Hem de aylar sonra dostlarım. Aylar sonra bakın, aylar sonra dostlarım. Bunu öğrenebiliriz. O yüzden şu an eve de geldim. Benim dikkatli bir şekilde bir dakika silahımı reloadlayacağım. Tamam, mermim var dostlarım. Silahımı reloadlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bakın bir evin camlarına bakacağım. Bir de etrafta hatırladığım kadarıyla mayınlar falan vardı. Burada aynen bakın dostlarım. Burada mayınlar var. Bak şunlar mayın dostlarım. Bunlara basarsak ölebiliriz. Ve ölürsek belki de her şeyi kaybederiz. O yüzden ölmememiz lazım. Dikkatli bir şekilde dostlarım. Şöyle her yere bakacağım. Bakın şu anda ilk fark ettiğim şey. Dostlarım evin camları kırılmış. Bakın evin camları yok. Direktman evin camları kırılmış. Türk efsane! Dostlarım orada, Türk efsane orada. Lan buraya gel. Dostlarım beni izliyor, bakın orada beni izliyor. Gel buraya, buraya gel. Yakaladım seni, buraya gel. Elime stangun alacağım. Dostlarım bu item bayıtmama işe yarıyor. Eve ne yapmış lan bu? Dostlarım evi dağıtmış. Bakın buzdolabı yerde. Davlumbazlar düşmüş, sandalyeler düşmüş. Nereye gitti bu? İçeriye girdi. Buraya gel. Dostlarım ama dikkatli olmam lazım. Bekleyin, dikkatli olmam lazım. Ben salak mıyım neyim lan? Tuzak kurabilir. Mermi bitti mi? Daha var. Dostlarım bu Türk bayrağının arkasında biliyorsunuz. Aşağıya giden gizli bir geçit var. Bizim videoya başladığımız bölge. Burada da aynı yerden var. Ben geçemiyorum. Bir dakika, ben buraya nasıl girmiştim? Dostlarım geçenki buraya gelmedi, geçememiştim bu Türk bayrağının içinden. Geçememiştim buradan. Ben nereden? Bir yerden dostlarım geçmiştim. Bir dakika, evde bir oda vardı hatırlıyorum. Hatta küçülerek geçmiştim. Blok kırabiliyor muyum evde peki? Yok dostlarım, evde blok kıramıyorum. Bakın evi paramparça etmiş Türk Minecraft efsanesi. Eve saldırmış dostlarım. Doğum günü pastası bile yere düşmüş. Benim buraya girmem lazım dostlarım. Benim buraya girmem lazım. Ama nereden girdiğimi hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Yani tam olarak nereden girmiştim? Bir oda vardı hatırlıyorum. Bir oda var dostlarım. O odayı küçülerek blok kırabiliyorsunuz. O odaya girmiştim ve oradan direkt girebiliyordum. Bir dakika, burada ne var? Aa! Anırı tutayım! Bu ne lan? Oğlum ne oluyor? Dostlarım TRMC sıçarken yakalandı. Allah kahretsin, bu ne? Burada da var. Oğlum ne oluyor lan? Dostlarım yanılmıyorsam bakın ben bu odadan içeriye girmiştim. Baksanıza duvarlarda dostlarım mermi izleri falan filan var. Ne olmuş? Ne yapmış lan bu eve bu TRMC? Eve çökmüş dostlarım. Lanetiyle çökmüş eve direkt. Bakın hatta dostlarım tuzağa düşmüştüm burada hatırlıyorum. Tuzaktan çıkıp zaten direktman türenek. Orada! Dostlarım TRMC! Buraya gel! Burada dostlarım, burada! Burada yakaladım, bu sefer yakaladım! Burada! Yok oldu! Dostlarım yok oldu! Silah mermisi bitti, yok oldu!
Bir dakika, ben nereden girmiştim? Dostlarımın Türk bayrağının arkasındaki gizli odaya girmem lazım. Bakın buradan bir yerden girmiştim. Aha burası dostlarım, burası mı? Burası! Burası! Burası dostlarım, burası! Burası! Hatırlıyorum. Buradan girmiştim. Dostlarım bulduk! Girişi bulduk! Girişi bulduk! Girişi bulduk! Girişi bulduk! Tamam burası, bakın gerçek oda burası dostlarım. Videonun başından beri gittiğimiz odaların hepsi sahteydi. Burası gerçek oda! Çok karanlık. Felaket karanlık. Neredesin Atakan? Neredesin Atakan? Gözünün yağını yiyeyim. Neredesin? Atakan neredesin? Orada bakın orası. Dostlarım aynı yer, aynı yer, aynı yer. Aynı yer. Atakan burada bir yerde olabilir. Atakan burada bir yerde olabilir dostlarım. Orada şerefsiz. Bakın orada. Dostlarım burada! Buna asla izin vermeyeceğim bu arada. Ulan sen niye izin vermiyorsun lan? Seni parçalarım oğlum. Dostlarım teyze silah. Bunu parçalayacağım. Bir şey olmadı. Stangan. Aaaa! Nasıl lan? İksir! Dostlarım nasıl? Buna bir şey olmuyor! Dostlarım hiçbir şey olmuyor, bir dakika nasıl lan? Stangan çalışmıyor, taser çalışmıyor! Dostlarım hiçbir şey çalışmıyor bakın! Hiçbir şey çalışmıyor! Abi böyle bir şey, aa! Ne oluyor lan? Dostlarım geliyor, geliyor! Geliyor! Geliyor, git lan! Defol! Bir dakika, delik nerede? Ne oldu? Delik burada, buldum! Buldum! Dostlarım deliği buldum! Göremiyorum, hiçbir şey göremiyorum! Burada! Dostlarım Türkiye ben burada! Dostlarım burada! Burada! Bakın şu anda parlaklığı fullesin! Ramucuğum lütfen parlaklığı fulle! Dostlarım! Burada! Küçül! Türkiye ben küçül! Kaçacağız buradan, al bunu! Al bunu, küçül! Direkt küçül! Küçül. Evet, küçül. Meşalem var mı? Çabuk meşalem var mı? Söyle. Dostlarım galiba gerçek Atakan'ı şu anda buldum. Dostlarım buradan kaçmamız lazım. Bir dakika. Bakın o deliğin içine şu anda küçülerek ben girdim. Şu an bir şey göremediğinizi biliyorum. Ben de görmüyorum. Buradan direkt kaçmamız lazım şu anda. Gel yürü gidiyoruz. Yürü. Dostlarım kaçıyoruz. TRMC yazdı. Eğer beni ifşa alarsan sonunu getiririm Türkiye Ray. Bakın dostlarım TRMC korkuyor çünkü. İfşalanmaktan korkuyor. Çünkü Atakan bir şeyler biliyor. Tamam mı? Gerçek dostlarım. Gerçek Türkiye Ray bu. Ben Türkiye Ray, ben kimseden korkmam. Adamsın lan. Adamsın. Adamsın Türkiye Ray. Adamsın. Dostlarım Atakan bize birçok şey söyleyebilir. Türk efsanesini tanıyor. Biliyor. Belki de dostlarım onun kim olduğunu öğrenebiliriz. Bir dakika, Türkiye Ray bana fısıldadı dostlarım. Gizli mesaj yolladı. Bekleyin. Gizli odaya gitmemiz lazım. Onu hatırı asla kaybetme. Gizli oda mı? Nerede? Gizli oda nerede? Nerede? Çabuk söyle. Dostlarım anahtarla girilecek gizli odaya gidiyoruz galiba. Ama önce sana bir şey göstermem lazım. Ne göstereceğim? Dostlarım oyundan çıktı. Bir dakika, ne gösterecek? Niye oyundan çıktı? Ne oluyor lan? TRMC'yi ifşa alacağız dostlarım. Onun gerçek kimliğini öğreneceksiniz.